Tarım Türk ekranlarından yepyeni bir programla, Yaşamdan Renkler programıyla karşınızdayız. Suya atılan bir damla boyanın hünerli ellerden geçip nasıl sanat eserine dönüştüğünü, yani ebru sanatını yapmak üzere bugün İsmail Bey'in atölyesindeyiz. Bakalım bizi neler bekliyor, hep birlikte izleyelim. Sevgili Tarım Türk izleyicileri, şu anda yanımda Mine Hanım var. Toprak boyayı kıvamlı hale getirmek için yaklaşık yarım saattir çetrefilli bir uğraş veriyor Mine Hanım. Merhabalar. Yaklaşık yarım saattir eziyorsunuz, stresinizi mi atıyorsunuz? Siz burada ne yapıyorsunuz? Aslında bir nevi stres de atıyoruz ama bu toz doğal boyaları öncelikle suyla karıştırıp ezerek bir kıvam var. O kıvamı tutturacağız. Bunun için de herhalde 1,5 saat en az boyayı bu şekilde yoğuruyoruz burada. Bu boya hazır olarak satın alınsa herhalde ebru yapmak çok sevilerek yapılacak bir şey olmaz. 2 dakikalık bir iş sonuçta, değil mi? Bu süreci herhalde insanı daha fazla ebru sanatına bağlıyor. Kesinlikle bu hazırlık süreci çok önemli ve burada sabrınız da artıyor bu şekilde. Bunu yaparken neler düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Acabalarınız, keşkeleriniz ya da ne bileyim hayalleriniz geçiyor mu aklınızdan? Yoğurup gidiyor yarım saat, 2 saat, 1 saat. Enteresan. Düşündüğüm şey bu işin sonunda ne renk çıkacak, nasıl bir renk çıkacak, ebruyu hangi renklerle süsleyeceğiz? Peki siz bu ebruyu sanat olarak mı yoksa hobi olarak mı yapmayı tercih ediyorsunuz? Şöyle hobi olarak başladım ama ben bu atölyeyi çok sevdim. İnşallah devam ederim sanat olarak da. Diyelim psikolojik bir probleminiz var, sıkıntı yaşıyorsunuz. Psikoloğa mı gitmeyi tercih edersiniz ya da tavsiye olarak? Yoksa burada böyle bir sanatla mı meşgul olmayı tercih edersiniz? Hem geleneksel bir el sanatı bu, ebru sanatı. Hem de insanın galiba ruhunu dinlendiren, sakinleştiren, değil mi? Bir tutku da aslında bir tutku. Çünkü çok zor aslında, çetrefilli, uğraş verici bir sanat. Ama aynı zamanda da insanı dinlendiren, huzura erdiren bir sanat, değil mi? Kesinlikle 4-5 saatimiz geçiyor burada. Nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile. Ve çok dinlendirici, eve huzurlu gidiyorsunuz. Boyalarla uğraşmak zaten çok güzel, çok zevkli. Dolayısıyla psikoloğa gitmektense kesinlikle böyle bir sanatla uğraşmak çok daha güzel. Çok daha besleyici. Evet, İsmail Hocam bizi dinliyor şu anda. İyi anlaşıyor musunuz? Duymuyordur o bizi ama. Ben kendisini çok seviyorum. Zaten arada sohbetlerimiz de oluyor burada. Sürekli böyle çalışıyor değiliz. Arada molalar veriyoruz, beklemelerimiz oluyor. Ben hocamı çok seviyorum. İnşallah iyi bir öğrenci olup onu da memnun edebilirim. O zaman ben teşekkür ediyorum size. En fazla 5-10 dakika galiba yanınızda durabilirim. Çünkü bu galiba tek kişilik bir uğraş. Kesinlikle. Keşke yardım ediyor olabilseniz ama tek başıma bunu yoğurmak durumundayım. Hayat gibi. Size kolay gelsin diyorum o zaman. Teşekkürler. Biz birazdan, sevgili seyirciler, biz birazdan suyu, kitreli suyun yapımına geçeceğiz. Hatta hemen geçelim. Sevgili seyirciler, Mine Hanım'la beraber toprak boyayı ezdik. Şimdi de yanımda Ayten Hanım var. Onunla aslında ebru sanatının ilk aşamasını yapacağız. Yani suyu kitreli su haline getirip şu anda galiba süzme işlemini yapıyorsunuz Ayten Hanım. İşlemi yapıyorum ama
Tabii bu hemen ilk aşama bu değil. İlk önce geve notu sıvısından elde ettiğinden kitreyi suya bırakıyoruz. Bunu bir hafta boyunca dinlendirerek ve dönem dönem belli aralıklarla yoğurarak bir kıvama getiriyoruz. Bunu biz boza kıvamı, daha kolay anlaşılan bir boza kıvamı, renk itibariyle de zaten onun rengine de benziyor. Daha sonra onu 6-7 kez süzme işlemi yapıyoruz. Çünkü iyicene elen, ne derler ona, süzülmesi lazım, seyrekleşmesi lazım. Ve bu süzme işlemini ilk önce bir süzgeç yardımıyla, daha sonra daha da iyi hale gelebilmesi için tülbentten geçiriyoruz. Evet. Tülbentten de süzdükten sonra teknemizi alıyoruz. Tabii bu kitremiz olmazsa biz ebru zaten yapamayız. Az önce siz bir hocamla ebru yaparken bir türlü kıvamını tutturamadığınızı söylediniz. Kıvamı tutturamadım değil. Daha önceden hazırlamış olduğum kitre dolapta bekliyor. Tabii evet. Bu havalar ısınınca kitrenin biraz sulanmış. Sulanan kitrede de eserler yapıyoruz. Evet. Yani yapmıyor değiliz ama bugün benim aklımda başka bir eser yapmak var. Bu kitreden elde edemeyeceğim onu. Evet, yeniden bir kitre hazırlığına girdim. O zaman bir daha bir gösterelim. Tabii ki. Bu kitreli suyumuz, kitreyi biz aktarlardan. Kitreyi ilk önce her yerden temin edebiliyoruz değil mi? Kesinlikle. Toz kitre halinde kitre. Onu suya karıştırıyoruz herhalde. Böyle çorba karıştırır gibi, dibi tutmasın diye gibi sürekli karıştırıyoruz. Fırçam tuzluk yardımıyla içine koyuyoruz belli bir şey. Bu toz o kitreyi hazırlarken. Şöyle kitreyi evet. Atıyor gibi olayım o zaman. Yani şu şekilde de toz kitremizi yapabiliyoruz. Şurada Ayten Hanım. Hocam öğrendim, kitreyi bile tanıyorum artık o kadar. Tamam, ben bunu böyle ama şu an kıvamı galiba yerinde, çok atmayayım. Ya biraz daha şöyle, evet, bu şekilde sürekli karıştırarak dikkat ederseniz hiçbir pütürlük yok. Amacımız onu yok etmek. Ayten Hanım, ben evde puding yaparken ya da çorba yaparken dibi tutmasın diye karıştır hem kolum yorulur hem ben yorulurum. Siz bunu karıştırırken acaba ne düşünüyorsunuz böyle? Çünkü sürekli sabit kol gidiyor, bunu bir yandan dök. Sizi ya arındırıyor o günkü, mu acaba? Size de huzur veriyor mu? Vermez mi? Vermese burada ne işimiz var zaten? Bir ikincisi de o anki ruh halinizle de alakalı. Evet. Yani atölyeye girdiğiniz an hangi duyguyla giriyorsanız o duyguyu, eğer kötüyse onu bırakıp gidiyorsunuz. Güzelse güzel eserler alıyorsunuz. Yani biraz motivasyonumuzu artırıyoruz. Demin biraz evvel Mine arkadaşımın söylediği gibi, yani psikologlara gitmektense evet. Suyu Zebra Atölyesi'ne bekliyoruz herkes. Mine Hanım'la beraber yoğurmasam da yanında durmayı becerebildim. Burada da biraz kitreli suyu karıştırdım. İsmail Hocam çok umutlu değil ama benden. Sizce benden bir ebru sanatçısı olur mu acaba? Onu zaman gösteriyor. Şöyle bir olur deseydiniz, beni buradan bir mutlu etseydiniz. Şimdi ben şuna inanıyorum, hayır. Herkes iyi bir ebrucu olabilir. Evet, benim ama biraz benim emek, biraz evet. Sabır, öncelikle sabır değil mi? Başa ilk önce sabır ve inanmak ve güven. Çok hız da gerekmiyor. Yani galiba biraz ağır ağır, yavaş yavaş. Evet, çünkü burada arkadan gelen müzik, bu tınılar da insanı zaten çok önemli. Motive de ediyor aslında. Evet. Çok önemli. Yani ebru sanatı öyle bir şey ki, orada çalan müzik hızlı bir müzikse hızlı adımlarla gidiyorsunuz. Tasavvufa yönelik bir müzikse daha ruhani takılıyorsunuz. Başka bir türlü bir müzikse keyif vererek sadece ebru yapıyorsunuz, oyalanıyorsunuz. Yani bu tamamen tabii sizin o an ne algıladığınıza da bağlı. Bununla birlikte ben ebru herkes yapabilir diyorum. O zaman tavsiye de ediyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tanışsın herkes. En azından bir kerelik bir tanışsın. Sonrası zaten belli bir süre sonra arzusunda varsa başlayacaktır. Çok teşekkür ediyorum o zaman ben size. Siz kitreli suyumuzu karıştırmayı isterseniz devam edin.
Şimdi öncelikle alüminyum bir teknemiz. Alüminyum tekne dediğimiz bu bir... ekmek ya da ne bileyim baklava yapılan tepsiden yani çok bir, farksız bir şey değil dört, herhalde. Dört köşe, kenarları 90 derece olan ve içinde gevenotunun özü olan bitkinin suyun öz suyundan suyun katılaştırılmış hali olarak kullanacağımız bir zeminimiz var. Şimdi hocam anda... çok hızlı gitmeyelim. Evet. Şimdi bu alüminyum bir tepsimiz. Evet. İçine koyduğumuz su kitreli su diyoruz. Kitreli su, bu kitrenin var, maddesi nedir hocam? Kitre yani bu... gevenotunun özünün su ile seyretilmişi. Evet. Bunu ve peki yapmak isteyen izleyicilerimiz dışarıdan, aktarlardan, bir yerden aktarlardan kitreyi bulabiliyorlar. Aktarlarda kitre satılıyor. Tamam hocam. Ve suya koyarak onu bir hafta yoğurarak bu kıvama getiriyoruz. Suyu mu yoğuruyoruz hocam? Tabii su içine koyuyoruz kitremizi. Kitreyi koyuyoruz, suyu yoğuruyoruz. Ve bu şekle getirdikten sonra önceden hazırladığımız boyalarımız ile zeminde çalışmalar yapacağız. Tamam. Alüminyum tepsimize kitreli suyumuzu koyduk. Evet. Kitreli suyumuzu az önce buzdolabından çıkarttınız. Tabii. Herhalde onun yoğunlaşması tabii, için tabii. Önemli. Evet. Bir de hocam ben dolapta bir sürü limon gördüm ama. O limonları da boyaları çatlatmak için kullanıyoruz. Tamam. Dedim acaba suyla bir alakası evet, var evet. mı? Tamam. Şimdi boyalarımızın bir özelliği var mıdır? Herhalde bu toz halde. Boyalarımız toz halde pigment boyalar ile çalışacağız bugün. Aslında biz genellikle toprak boya kullanıyoruz. Şimdi arkadaşımız orada şu anda çalışmasını yapıyor. Çalışıyor, birazdan çekeriz. Yani bayağı boyalar, bir uğraşıyor şu anda. Onları kullanıyoruz. Fakat bugün sizlere pigment, toz boyaların pigment şeklinde erittiğimiz boyaları kullanacağız. Tamam hocam. O zaman biz yavaş yavaş şimdi başlayalım. Bir battal ilk önce Ebru'da yapılması gereken zemin elde etmemiz gerekiyor. Evet. Battal yapacağız. Bu bir koyu bir açık boya kullanmamız gerekiyor. Tamam. Çünkü soyut bir görüntü elde etmemiz gerekiyor ki üzerine yapacağımız olan bir çiçek desenini daha iyi görmek için. Bunu bu teknenin köşesinden vurarak ritmik hareketlerle boyayı düşürüyoruz. Fırçalarımız at kılından gül dalına sarılmış şeklidir. Fırçalarımızı kendimiz yapıyoruz. Koyu boyamızı attık. Şimdi bir açık boyamızı atıyoruz. Evet, şimdi zeminimiz oluştu şu anda. Tamam. Bir miktar daha açık mı? Boş kalan yerleri doldurmamız gerekiyor. Gerek. Şöyle bakın. Evet, şimdi bu boş kalan yerlere düşürelim ki görüntü şeyimizi, zeminimizi tamamlayalım. En heyecanlı yeri. Evet, en heyecanlı yeri bir çiçek. Hocam böyle çok enteresan şeyler yapan arkadaşlar oluyor mu? Çiçek, böcek, tabii lale, papatya haricinde. Tabii yapıyoruz her şeyi. Yani değişik şekiller yapabiliyorsunuz. O tamamen sizin şeyinize kalmış, size münhasıran çalışmalarınız olabilir. Şimdi bunu yukarıya doğru çekip şöyle. Evet. Çubuğumuzu siliyoruz. Şimdi bu lalenin de, zemini. Evet, lalenin şimdi iki tane şöyle yuvarlak... mi yapmıştınız? Yok, biraz daha yukarıya çek, sapı çıkartalım. Tamam.
Lalemizin sapı tamam. Şimdi yaprağı tamamlayacağız. Sağdan soldan iniyoruz şu şekilde. Şu kalını bozmadan aşağıya in. Evet, şimdi bir tane daha tam bu yuvarlağın bittiği noktaya. İçteki yuvarlağın bittiği noktaya. Bittiği yeşille birleştiği yere mi? İçine mi? Yok. Bak tam şu noktaya damlatacağız. Bir tane daha. Çubuğu batırmıyoruz. Yani yüzeye değer değmez boya açılacak. Ver bir dakika. Şöyle. Yani şu şeydeki yüzeye değer değmez. Şöyle. Yani evet şimdi bu da usta farkı olsun hocam. Yani şimdi bunu ilk önce ortadan ikiye bölüyoruz. Yani bir yürek yapar gibi yukarıdan merkeze kadar ineceğiz. Sonra merkeze inip çubuğu çıkartalım. Şuradan uygun mudur? Evet. Tamam, yeterli. Şimdi siliyorum çubuğumu. Tamam. Şuradan çubuğu 2 milim batırıyorum. Biraz yukarıya çekip hafif sol ve sağa şöyle. Yani birden dönmüyor. Şuradan değil mi? He. Çek yukarı, çek çek. Evet, dön şimdi. Tamam, güzel. Hiç fena değil. Aynı şekilde bunu da buna benzet. Evet, bu şekilde bir laleyi tamamlamış olduk. Bitti mi hocam? Bu kadar. O kadar kolay bir sanat değil bu sanat. Yok. Öyle demeyelim hocam. Şimdi bir de şöyle atraksiyonlarımızı yapalım. Nasıl? Bunu şimdi şey yap. Çek yukarıya doğru. Şuradan gir şöyle. Hani yürek yapacaksın yani. Tam ortadan mı? Şuradan mı? He, oradan gir. Buradan. He. Tamamını çekeyim, yarıdan bırakayım yine. Tam çıktığın zaman çubuğu çıkaracaksın. Ondan sonra bak bir de şöyle bir şey yapalım. Buradan şöyle gir şöyle. Ama çok yavaş. Şöyle çık buradan. Tamam. Öbürkünü de. Tamam. Evet. Bunu şimdi kağıda alacağız. Tamam. Eserimiz tamamdır. Burası herhalde en zevkli kısmı. Evet. En şey şekli. Şimdi bir evet. Kağıda bunu kalkayım mı hocam? Şu şekilde evet, ayağa kalkarak şu iki taraftan tut ve o köşeye oturtur. İlk bu tarafa mı? Hı. İlk karşı 90'a oturtur. Buraya. Hı. Ve solu hiç bırakma. Sağı şimdi sal. Sal 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 sal. Bırakayım mı solu? Bırak. Şimdi çıkart. Bizim tahtalarımız dışarıda kaldı. Çıkarayım mı hocam? Evet, şimdi onu şöyle alıyoruz. Ucu şöyle kıvırarak tut. Tut ucu. Şimdi öyle kaldır, kaldır, kaldır. Tut oradaki ucu da. Şuraya sıyırsın. Sallaya sallaya çıkarayım mı? Yok yok yok, sakın. Dümdüz. Düz düz. Şöyle sıyırarak. Çek 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 çek. Çok heyecanlandım. Evet, bayağı güzel oldu. Tut hocam öyle. Sizinkinden daha güzel oldu. Evet, öyle hep öyle olur bu işler. Evet. Kanıtlıyorum şu anda. Evet. Kameraman arkadaşım. Mahmut, ilk eserim. Yani tamam ya, demek ki bir Ebru'cu şeyi varmış arkadaşlar. Yani gerçekten daha güzel olduğunu düşünüyorum ama. Evet. Vallahi ben montajcı arkadaşından yardımı isteyeceğim. İlk sizinki yaptığınız, ikincisi benim.
Bunu biz yan yana bir güzel koyarız. Ya, ama herhalde bizim izleyicilerimiz verir. Öyle tahmin ediyorum.